şeriat kelimesinden korkmayın diyor. Korkmuyoruz, öfke duyuyoruz. TBMM kürsüsünden şeriat hukukunun savunulmasına öfke duyuyoruz. Bu ne abi? Yargıda reform yapacağız diye diye geldikleri son nokta şeriat hukuku. Siz kim yargıda reform yapmak kim? Şeriat her şeyin üzerindedir. Yani hukuk her şeyin üzerindedir. Etkinizden... Ali Friyan, Twitch Prime'a abone olmuş. Eyvallah abi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ya bir şey söyleyeceğim olan. Yani Arkadaşlar istediğinize inanın. Kendi hayatınızda şeriatı her şeyin üstüne koyabilirsiniz. İnancınızı her şeyin üstüne koyabilirsiniz. İnançsızlığınızı her şeyin üstüne koyabilirsiniz. Nokta kadar umurumda değil de. TBMM'ye çıkıp şeriat her şeyin üzerindedir falan yapmak. Ya yani abi Resident Sleeper ya. İyi git Avrupa'ya aşeye Avrupa'ya diyorum ya Avrupa'ya almazlar da. Git Arabistan'a çok şeriat istiyorsan orada milletvekili ol reis. Bu suç oğlum ya. Şu yapılan ne demek biliyor musun? Anayasa mı? Sikim anayasayı neş parada yetmez bir kitap deyip atmak. Milletvekili anayasayı reddedip ayaklarının altına alabiliyorsa halktan ne bekliyorlar? Ben bunu çok sormak istiyorum. Çok merak ediyorum ya. Milletvekili yasa çiğniyorsa TBMM kürsüsünde e, bu ülkenin hali ne olacak? Kanun koyucu yasa tanımıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şeriat kelimesinden korkarız. Hayır öyle değildir. Şeriat bizim hukukumuzdur. Genel hukukumuzdur. Örfi hukuk bunun içindedir. Padişahların yaptığı hukuk hukukçuların hukukudur. Ya Bu itibarla... padişah mı kaldı abi ya? Cumhuriyetinde şeriat hukuku değil adaletli medeni hukuk geçerlidir. Bir valilik görevi yapmış bir kişinin bunu en azından biliyor olması gerekir. Kendisi de ya orada konuşmanın falan kesilmesi lazım oğlum. Meclis Başkanında da var bir şeyler. Ya kusura bakmayın arkadaşlar, bu konuda iş geri adım atamayacağım. Kendi hayatında neye inanırsan inan, kendi hayatında e, neyi üste koyarsan koy. Kendi hayatını şeriata göre pek tabii yaşayabilirsin ve kimse buna karışamaz. Ama bu ülke, burası bir ülke ise, bir Muz Cumhuriyeti değilse anayasası yasası varsa orada da bununla alakalı bir şey yazıyorsa milletvekili çıkıp orada yasayı yasayı çiğneyemez. Bunun bir milletvekilinin çıkıp kürsüde Türkiye ikiye bölünür bir tarafı Türkiye bir tarafı Kürdistan demesinden hiçbir farkı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dili Türkçe demesinden hiçbir farkı yoktur. Bayrağımız bu bayrak değildir demesinden hiçbir farkı yoktur. Bunlar anayasanın çok açık, bariz, tartışılamaz kuralları. Bunu ben demiyorum. Kanun diyor. E milletvekili bu kurala uymuyorsa, kanun koyucu bu kurala uymuyorsa halk niye uysun lan o zaman? Ondan sonra da halk suçlanır tabi. Halk. Ya koy götüne. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Mirage 38 98 3. el kutlamış. Bahadır kardeşim aynen öyle. Aynen böyle devam. Takdir ediyorum. Helal olsun. Ayrıca bu şeriat hukuktur diyene de fena tilt oldum. Demiş. Tiltlik değil bu. Bu tiltik değil. Bu kanun. Kanun bu arkadaşlar. Ha diyor sanki biz şeriat getireceğiz. Şöyle yaparsın. Bunu yine çıkıp şu halde böyle mecliste konuşamazsın. Öneri getireceğiz dersin. Önerini yaparsın. Mecliste bunun konusu açılır. Dersin ki biz şeriat getirmek istiyoruz. Referandum yapılır. Halk şeriatı seçerse dönüştürürsün. Şeriata. Hadi yani. Ne diyeyim. Geç ya. Rümeysa Hanım'la yayın ne zaman? Rümeysa Hanım ne zaman müsait olursa. Rümeysa Hanım çok Allah rızası için bak yani artık müsait olur. Şu an mecliste şey bütçe görüşmeleri falan varmış mı? Şey çok yoğunum dedi. işi gücü bittiğinde inşallah boşa düştüğünde yazacak yapacağız abi yayını. Bu arada şu Ali Babacan tweetinde tekrardan bir çete atalım. Bir favrete yorum Ali Babacan etiketlemedir yapalım bunu. Ali Bey'i çünkü davet ettik. Ee, bir gözüne çarpsın. Yaparız. inşallah Devam. Şeriata nasıl bakıyorsun? Bir şey bakmıyorum abi şeriata. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yönetim şekli cumhuriyettir. Medeni hukuk geçerlidir. Bu kadar. Bitti. Bakmıyorum ya. Yani. yani Allah için şeriat olan ülkelere bir bakın da ondan sonra şunun gelin mantıklı bir tartışmasını yapalım ya. Yani bunu yaparak, bunu söyleyerek günaha da giriyorum. Ya şimdi ben kendi içimde çok çelişiyorum da siktir et sen onu. Yani şeriat olan ülkelere bir bak kanka kurban olayım ya. ya varsa ha, şu ülke şeriatlar ve çok da gelişmiş bir ülke falan da ben dediğim ki geleyim ha evet doğru diyor kanka hadi biz de şeriata geçelim. Ülkenin zaten çok iyi daha da iyi olsun. Cep.